Kaça verdin o sen o antikayı? Ya sen ne yapacaksın dayı, kaça verdim? Bırakın oğlum bu işleri, bırakın bak bana bak. Ne yersin lan? Erdem abi kaldı. Nasıl oluyor? Bir dakika bir dur. Ne yersin lan? Beyler yavaş, komiser gidiyor. Ne yapıyorsun dur. Dur ne yapıyorsun dur. Ne istiyorsun? Lan dur. Yeşil et başım be. Ne? Tamam lan. Abi sus lan bu. Ne buraya? Ne yapıyorsunuz siz? Yaşlı adamlara utanmıyor musunuz? Abim al. Allah'ım vay ya. Gel buraya. Geç şuraya bak. Gel buraya. Aç ayağı. Oğlum siz güvenci misiniz ya? Hayırdır ya? Tam üstüne bastın. Gecenin dümencilerinle birlikteyiz dostlar. Arkadaşlarımızı yanımıza alalım. Gelin bakalım. Evet. Dümenciler dizisi. İnternet dizisi hali hazırda günümüzde sokak jargonunu en iyi yansıtanlardan dostlarımızla birlikteyiz. Dümenci Erdem gel. Erdem. Gel bakalım yanımıza. Çocukken hep evet, içeri bedava geldik her yer. Şu an dümencilerle birlikteyiz. Çekimlerini arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Toplumun en iyi mesajlarını vermeye çalışıyorlar. Bu dizinin çekildiği yer tarihe dayanan bir mahalledir. Burası Balat. Bu sokakların hikayesi hiç bitmedi. Her devir başka hikayeler döndü. Bazen çok büyük aşklar, bazen ise çok büyük kavgalar oldu. Şimdiki hikaye ise bir grubun hırsızlıkla geçimini sağladığı, diğer grubun ise önüne gelen herkesi dolandırmakla köşeyi döndüğü bir dümenci çetesidir. Aynı zamanda bu iki grup bu semtin en eskilerinden olup birbirlerini hiç sevmeyen iki gruptur. Her fırsatta büyük olaylar çıkar aralarında. Aynı zamanda Balat tarihiyle meşhur olan sokaklardır. Tabii bu işin ekmeğini de yiyenler vardır. Kaçar mı hiç? Bu işle ilgilenen Rambo'dur. Sağlam parçaları, iş adamları vesaire İstanbul'un en büyük mafyalarıyla irtibata geçip eritip yolunu bulur. Ha, mafya demişken bu grup başı beladan kurtulmadığı gibi başı büyük belalara bulaşırsa bu hikaye nasıl bir hal alır? Demo ki, hadi hep beraber izleyelim. Dümenciler dizisinde sevgili Kolpacı ismiyle anılan dede karakteri Erdinç abi. Anlat bakalım neler yapıyorsun dizide? Valla dizide benden esinlendi her şey. Gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ben tam bir Kolpacı dedeyi anlatıyorum. Aklımıza gelen her türlü dümeni, yaşadıklarımızı, geçmişten bugüne kadar ve bugün olanları biz sahnelemek istiyoruz ve bunları başarıyla yaptığımıza inanıyoruz. Kendimizden çok ödün veriyoruz ama gerçekten harika bir dümenciler ortaya çıkarıyoruz. Bunu unutmayın çünkü... Kolpacı görevindesin değil mi? Kolpacı. Rolün kolpacı. Her sahnede dayak yiyorum. Evet, sevgili Serhan'a gelelim. Serhan'cığım sen galiba üçkağıtçıydı değil mi hatırladığım kadarıyla? Üçkağıtçı mülayim. Dizinin şeyi, kaderini değiştiren bir karakter. Üç kişinin olduğu bir grubun en piç adamı mülayim dizide. O benim. Aynı zamanda yönetmen yardımcılığı yapıyorum sette. Benim yardımcım. Montaj kurgu bende. Bu kadar. Montaj kurgu sevgili Serhan'da. Aynı şekilde senaryonun yazarı da galiba İrfan yanımda olmalı. Doğru muyuz? Aynen abi. Evet. Kaftici miydi? Abi kafticiyiz. Hem milletten çalıyoruz hem dededen çalıyoruz. Dedeye çantayı getirmeden kırpıyoruz tabii. Nasıl güzel şeyler bekliyor musunuz bari? İyi yerlere varacak mı? Abi... İnşallah tabi Allah bilir de inşallah varacağına inanıyoruz yani. Değil mi? Tabi inşallah. Biz varıp varmamasında da değiliz ama halkın bizi anlamasını istiyoruz. Bize halk lazım. Şimdi gerçekten dizinin içinde öylesine güzel mesajlar verilecek ki toplumun birebir yansıttığı o sokak jargonu vardır ya dostlar, hepimizin vakıf olduğu. Sevgili dayımız yanımızda, hangi rolü üstleniyoruz? Burada
dayı karakteriyim ben. Güzel, çok keyif alıyorum çekimlerden. İnanışın peki hangi yönde, güzel yerlere varacak mı? Varacak inşallah. Birinci bölümü tamamladık. İkinci bölümün ama onu çok da... güzel şeyler yapıyorsunuz gerçekten. Birebir yaşananlarla günümüze uyarlamaya gayret gösteriyorsunuz. Ben şahsım adına gerçekten iyi yerlere varacağınızı düşünüyorum. Bir şey diyeceğim. Ümit Berber. Volkan ne yapıyorsun? Konuşma var burada ya. Ümit Berber. Evet. Namı Der Dayı. Çoğu dizide oyunculuk yapmış adam. Bir dakika dur ya. Konuşma yapıyoruz burada. Tamam devam et. Ailemizin bakkalını da unutmayalım. Bakkalı. Babacığım. Ha, evet. Bakkal Osman abideyiz. Evet. Osman abi. Benim bakkal Osman. Bunların hepsi dümenci. Hepsi dümenci. Hepsi dümenci. Ne yaptıkları belli. Dümen işinde. Hırsızlık var. Alakası var. Her şey var. Eyvah dostlar, görüyor musunuz? Her şeyi yansıtıyoruz. Her şeyi yansıtıyoruz. Bunların. Aha, sigara mı çaldın? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ya benimdir ya, yapma ya. Tamam kardeşim. Aha, bana çalıyor. Abi dümenci var, üç kağıtçı var, kaftici var. Gerçekten sosyal medya bangır bangır diyebiliriz. Sevgiler olsun mu herkese? Sevgili olsun, dümenciler. Olsun, olsun. Ben hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar, diyorum. Arkadaşlar biz hepimiz yönetmeniz. Hadi bakalım. Hepimiz oyuncuyuz, hepimiz figüranız, hepimiz alkış. Görüşmek üzere. Bay bay. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Dümenciler internet dizisi. YouTube'a girin, dümenciler deyin. Neler neler çıkacak. Siz bile şaşırıyor olacaksınız. Sevgiler. Ben müşterime bakıyorum.